Yaşananları anlatacak. Saat 16 itibariyle açılış gerçekleşecek. Biz de o noktaya sürekli olarak bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Ama önce Burak Ersemiz'e dönüyorum. Burak Ersemiz, neler aktaracaksın? Sözü sana bırakalım. Bırakayım mı? Evet Gizem Çetin, şu anda şehitlikteyiz, abidedeyiz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan az önce, bir dakika kadar önce Bülent Kördemirci'nin görüntüleri izliyorsunuz. Şu anda ona güvenlik sağlayan jandarma helikopteri iniyor. Sayın Cumhurbaşkanı da şu anda tören alanında ve birazdan törenler başlayacak. İlk önce Çanakkale Valiliği'nde özel muhafazası içinde korunan, üzerinde Çanakkale geçilmez yazılı altın madalya bayrağına toka edilip bayrak göndere çekilecek, Türk bayrağı. O anda Çanakkale önlerinde bulunan Kınalıada Korveti'nden 21 pare top atışı yapıldıktan sonra şehitler abidesindeki buradaki törene geçilecek ve ardından bu tören kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve protokol üyeleri abidedeki Atatürk anıtına çelenk bırakacak. Evet, şu anda bir helikopter daha iniyor, görüyorsunuz hemen abidenin yanında jandarmaya ait helikopter. 3 helikopter indi ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zannediyorum, az önce yanlış söylemiş olabilirim, bu helikopterden inebilir. Güvenlik açısından hangisinde olduğunu tabii daha önceden bilmemize ihtimal yok. Ve şu anda birazdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla abidedeki Atatürk anıtına çelenk bırakılacak. Ardından saygı duruşu ve saygı atışını müteakip İstiklal Marşı okunacak. Erdoğan katılımcılara hitap edecek ve ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edilecek ve buradaki sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakılacak. Evet, şu anda helikopterlerin biri iniyor, biri kalkıyor. Bakıyorum hemen Bülent Kördemirci görüntü değil de, evet, Sayın Cumhurbaşkanı birazdan tören alanında olacak. Yayınımız sırasında bunu da göstermeye çalışacağız. Ancak dediğim gibi çok sayıda helikopter şu anda inmiş durumda. Evet, aynı zamanda bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol şehitlik defterini imzalayacak. Arkasından Türk Yıldızları Akrobasi Timi bir gösteri yapacak. Bakın şu anda yine tören alanındaki jandarma helikopterini izledik. Birçok gemi var. Çanakkale Boğazı'nda törenler sırasında Boğaz geçişi yapacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş gemileri de Boğaz geçişi yapacak. Törenin ardından az önce dediğim gibi Türk Yıldızları Akrobasi Timi de o muhteşem gösterilerini yenileyecek. Buradaki törenin ardından Gelibolu gişelerine gidecek ve Çanakkale'nin yeni gerdanlığı, yeni köprümüz hizmete açılacak Sayın Erdoğan tarafından. Evet, biz kameraman arkadaşım Bülent Kördemirci ile birlikte burada Şehitler Abidesi'ndeki törenleri izleyeceğiz ve TV100 izleyicileri için an be an buradaki gelişmeleri kaydedeceğiz. Evet Gizem Çetin, söz yeniden sizde.